arkadaşlar, video başladım. Biraz kesik yapacağım. Hayvanları bir gün. Selamlar arkadaşlar. Babam sinirlenmeden, çünkü videolara ben sinirleniyor. Biraz da rüzgar baba. Ya orada hep güzel, onu güzel var mı? Buraya mı koyuyor? Tamam, bu kadar basmış olmasın. Al sen işine bak baba. Bakmayacağız bugün. Açık. Bugün arılara bakacağız. Sana beraber. Sadece hangi arıyı mum alıp hangisi ne yapacağımızı ortaya çıkarıyoruz. Bakıyoruz arıların durumuna, bu bölme bir bölmedir. Zayıf yani normal kendi tamamında. Normal bir arı. Bak ana arı da tak bak böyle buraya gelmiş. Demek ki bu arı. Nerede baba? Tamam bak ana arı bak. Bu kırmızı bak tam büyük bak, büyük bir tane bak, en büyük tane bak. Anladım. Büyük bir tane. Bu ana arıydı, demek ki istemiş gelmiş buraya kadar. Bu araya bunu bu mumu bu araya koyacağız. Koy baba. Önüne bir mum atacağız. Getireyim mi mum? Bir tane mum buraya istiyor. Bir tane mumumuzu koyduktan sonra kapatıyoruz, bekliyoruz artık. Bu arının işi bitti yani. Diğer arılara geçeceğiz. Bu arının işi şimdi bitti bunun. Bu bir tane mum aldı yani. Biraz önüne güzelce yerleştiriyoruz. Bu arının başka yapılacak bir şey yok. Bir durum yok yani, sadece ara sıra da biraz şurup verdikten sonra arı kendi kendine gelişiyor. Bu arının işi bitti. Arılara bakacağız. Nereye bakacağız? Bu arıların kuruyu bu. Bizi çıkmasın, daha rahat bakımını yaparız. Arı dumandan biraz kaçıyor. Daha rahat bakımını yaparız. Buna da bakacağız. Bir kontrol ederiz. Gerekirse yeni mi attın babam biraz? Bunu da bir gün önce, iki gün önce atmışım. Örmeye başlamış. Örmeye başlamış ama tam örmemiş. Bunu da şu araya koyacağız. Çünkü bir tane mumu da bunu atacağız. Arı. Bir tane de mum da buraya geldi. Getirelim. Bunun içi de bitiyor. Onlar da hep yavru. Yavru yeni çıkmış. Yeni atmış. Yavru pişmiş yavru. Birkaç gün sonra patlar onlar. Patlar. Arı mevcudu çoğalır. Hadi bakalım inşallah. İnşallah ya. Bu da böyle de. Buna da al baba. Buna da bir kat atacağız. Çünkü sıkışmış. Hava biraz rüzgarlı ama. Bir şey olmaz. Arı bize karışmaz. Buna da bir fark etmeyeceğim. Tamam, ben bekleyeyim 3 dakika. Bunu da koyduktan sonra kapatıyoruz. Bunun şurada kapıyı yok mu diyeyim? Bilmiyorum baba. Yok galiba. O şeyin altında yok mu? Sınır. Bu oradaymış. Sonra bakın iki kat dolu böyle. Yok, zaten daha dokuzludur. Arı iki kat olmamıştı.
Dur bunu. Şöyle göstereyim aracılık ne kadar hazır olduğunu. Binlerce arı var burada. Bir de bu yavrular patladı mı daha da çok olacak tabii ki. Babam gelirken size şöyle biraz da manzarayı çekeyim. Şurada başka bir aracım var. Şöyle. Hem manzara hem aracılık. Bu kapıyı da koyduktan sonra bu arının işi bitti yani. Hadi bakalım inşallah. Bu arının işi bitti. Arıyı fazla rahatsız etmeyeceğiz. Tabii ki arıyı fazla rahatsız edersek arı da kızar ben sana. Yok, her arının görevi var değil mi baba? Bakımın niyeti yani oraya gitmiyor, şeye gitmiyor. Normal bakacağız. Mum alıyorsa mumunu veriyoruz. Mum alıyorsa geçip gideceğiz diye birine bakacağız. Her arının görevi vardır. İşçi arı. Tabii. Bakıyoruz buna. Bakacağız. Bunu da yiyeceğiz. Hemen bunu bırakıp bu ne? Çekilir. Çekilmedi. Biliyoruz. Arının yiyeceği gelmişti. Onun için veriyoruz. Bir mum da buraya vereceğiz. Geçeceğiz. Getireyim mi mu? Evet. Tamam hemen getiriyorum. Bunu. Bu tarafları temizliyoruz. Temizlik iyidir. Temizledikten sonra bir mumumuzu veriyoruz, kapatıyoruz ama mumu da böyle belli olan tarafı arıya doğru gireceğiz. Tabii ki. Çünkü tersine koymayacağız. Tersine koydum, arı zorluyor, ters çalışıyor. Senin için zor, mumu senin için. Tabii ki. Bunlar hasat zamanı, hasat zamanı zorlamamak için. Evet. Bunun işi de bitti. Arkadaşlar böyle bakmayın, kolay olduğuna değil. Yani kolay değil gerçekten de. Yani bayağı zor. Onlar zaten sadece bugünlük kolay günü. Bugün biraz daha kolay. Şimdi bakmayacağız buna. Buna bakmayız mı? Tamam buna bakmayalım. Bunu geçeceğiz. Tamam bunu geçelim. Bu sayede yaramıyor yani. Tamam yaramaz şuna de, bakalım. Şeydir. Arılar da yeni yeni gelişmeye başlıyor. Buna bakıyoruz mu? Bunu da geçeceğiz. Tamam bunu da geçelim. Bunu da geçeceğiz. Bu da pek fazla şu günü de yememiş. Tamam. Böyle transit geçeceğiz. Yani güçlü olan aralara bakıyoruz. Yok hepsini kontrol ediyoruz abi. Tek tek. Buna bakıyoruz herhalde. Bakacağız kontrol. Böyle duman vuralım. Bir gözle geçireceğiz. Olmamıştır. Mumu da tam vermemiş. Ölmemiş mi? Aynen. Mumu da vermemiş çünkü niye dersin bu mumu daha yeni vermişim. Bak görüyorsun zorla mum vermiş. Tam kıvamına gelmemiş hani şişirmemiş. Ve bu tarafı daha yeni yeni başlıyor. Aynen. Bunu koyacağız yine çevirip ters çevirip. Bu diğer tarafına daha rahat olsun ki arının çalışması için. Arıyı fazla rahatsız etmeyelim. Kapatıyoruz. Arı ses çıkarmıyor yani. Şimdi tam mevsimi olduğu için. Yani fazla kırıkan azgın değildir yani. Burası güzel baktım yavaş çatal dedim kapağını. Burası yetmiyor bizi. Buna bakıyorsun baba. Bunu da geçeceğiz. Tamam. Bunda da bir şey yok. Bugün erken galiba hiçbir şey. Vallahi İş erken bitecek galiba. Yani herhalde 1-2 saat içinde işimiz. İşte olsa çok güzel gibi. Tamam bu. Hemen bulalım. Köreğin çalışmıyor. Bir bakalım kontrol edelim. Sen kontrol ederken ben de baba şöyle
2 dakika çekeyim. Çok güzel şişir de tamam. Fakat sen vuramıyorsun. Ver baba. Koy oraya. Şimdi bu kovaları çıkaracağız. Şu kapları. Şu kapları. O mu istiyor? Ne mi istiyor? Alfada. Örnek için. Ne mi istiyor? Biz de şunları kaldıracağız. Alttaki birinci parta gireceğiz. Arkadaşlar bakın böyle ördüğün zaman mum istiyor. Yani örmek için dil. Örmek için şey istiyor. Yani buna dil deniyor. Şimdi bunu tek tek kontrol edeceğiz. Tamam. Vallahi tam istemiyor da yine de verelim. Verelim, getirelim bir tane daha. Bir dakika. Kontrol et. Bir bakalım bu diğerlerine bakalım. Nasıl olmuş, nasıl yapabiliyor mu, yapmıyor mu? Bak. Çok güzel yavru gibi. Oğula gidebilir bu değil mi? Yok, oğula değil. Bu paket yavru. Mevcutu çoğaltmak için ana arı durmadan ana yavru arı atıyor. Yavru atmış güzel bir yavru. Bunu çıkaracağız. Bu paket yavru buraya koyacağız ki arı üstte çalışmaya başlasın. Onu hem vereceğiz. Tamam. Sen rahatsız etmeyelim arıyı. İki tane mum getiriyorsun buna. Tamam. İki tane hemen getirelim. Böyle yavaşça güzelce mumisi de koyarız buraya. Buyur. Bir de buna bakalım. Bu güzel mum gördün mü sen? Görülen mum tam şişkinse kuruyor. Bırakalım. Aa, bak bu muma bak ne güzel görmüş. Çok güzel. Bunu da alacağız bunun yanına. Dumanımızla vuralım. Yok vurmaya gerek yok. Fazla rahatsız etme arayı. Kimse arayı ses çıkartır. Hırçın değil. Hırçın değil. Değil. Arayı hırçın değil. Arayı güzelce açtı mı kapağını yapacak. Arkadaşlar bakın yeni mum koyduk. Böyle işte. Şu mum fazlalık mumları da alacağız. Temizleyelim. Şuraya koyalım, şu araya. Ondan sonra bu arının işiyle bitmiş sayılır. O bir tane şey geçsin. Ne getireyim baba? Tavuk yesin. Tamam. Koruyucu olarak koy şuraya mı? Bunu koymak için ben kullanıyorum sadece teknik olarak. Sadece sağım zamanda. Çerçeve çıkarma. Duvara şu örmesin yani. Çıkarma, duvara mum örmesin diye yapıyor. Çıkarma konusunda rahatlık olsun. Tamam. Yer geniş oluyor. Arada rahat çalışma olur. Biz de çıkarıp gidiyoruz. Bir tane mum daha istiyor. Getirelim bir tane. Bir tane de üstte önüne koyacağız ki. Bunu da önüne koyacağız. Hani paket yapıyla örülmüş mumun yanına koyacağız. Tabii. Ki arı boşta kalmasın. Sıkıştırıyoruz. Bu çocuk kabinde de yanına yarıştırıyoruz. Ondan sonra bu arının işi de bunu vurma. Köreği vurma. Köreği arı ses çıkartıyor. Bu arının işi de vurmuştur yani. Arıcılık böyledir. Bu şekilde hepsine tekrar bakacağız. Kapağını açıp bakıyoruz. Bunun işi de dumanı vurma sebebi arı dumanı gördü mü biraz daha rahat bakını dumanla kaçıyor alta sızıyor kaldırılıyor daha rahat olur. Bu şekilde onun için dumanı kaldıralım bir mı? Dakika. Şu kapları ilkini alacağız. Ondan sonra duman olur kalsın ki her tarafa böyle her tarafa sağa sola şey bitmişse bunu da bakacağız.
Bakacağız. Zaten mum istiyor. Mum istiyor bu. Arı da zaten halledilmiş. Mesela şu mum demek. Yandan mum vermiş böyle. Bu da halledilmiş, mum verilmiş, gitmiş. Adam bu da dil takılıyor. Bu arı da mum istiyor. Görüyor musunuz? Bak dilleri görüyorsun. Böyle vurdu mu arı dil istiyor, mum istiyor demek. Evet. Evet. Anlaşılan. Şu tane bu deneyim, haricilik böyle. Mum getirelim mi? Bir dakika abi. Yapılmaya bakacağız, kontrol edeceğiz. Daha bitmedi bu işi. Bir yavru alacağız buraya. Paket yavru. Bu da bu. Yeni mumda. Arkadaşlar görüntü nasıl bilmiyorum. Görüntü İnşallah iyidir. Görüntü biraz pikselini var, düşürdüm. İşte, bak arıyoruz bu paket yavruyu da koyacağız. Buraya. Biraz pikselini düşürdüm. Çünkü hem telefon hafızam yok hem internet yok burada. O yüzden ona internet paketim bakacağız. Sınırsız olmadığı için görüntü kalitesini düşürüyorum. Öyle atıyorum size. Bunu da alacağız. Hava biraz geç geldi. Şimdi 3 tane mum koyarız. Getireyim ben. Şimdi mumumuzu ile koyuyoruz. De. Şeyimizi kapatıyoruz. Gidiyoruz. Sonunda etrafında onlarca arı uçuyor. Yaneyle kolay değil. Bir ağrı saldırtan oldu mu, azgın oldu mu var ya, hemen çarpar insanı götürür yani. Bak şöyle ben onu da püskün bir şekilde koyacağız. Dediği tarafı alacağız buraya. Bu. Ağrının işi. Bu da fazla olabiliriz böyle, tamam mı? Neyse, bize bile keşif alacağız. Şu değişik şeylerden. Arkadaşlar, çok zor. İlk hap. Bunu da koyacağız bile. Bu ağrının işi de bitti. İş sayılır. Kapağını koyacağız. Bu belki de güzel bir iki kupal verebilir yani. Hadi inşallah. O da nasip. İndim şartlarla abi. Yalnız arkadaşlar burada indim. Biz bakımını yapalım da. Memri. Allah hep almış bir şey. Tabii ki. Her şey bir nasip. Allah'ın adliyene versin.